Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldin babacığım. Tam zamanında geldiniz. Mama. Nasıl geçti? Vallahi pek iyi geçtiği söylenemez Onur Sarıhan. Aşkımdan Onur Sarıhan'a. Durum ne kadar vahim? Çok vahim. Ya Onur, sahte doktorlar falan ayarlamışsın. Ya ne kadar üzüldük, sen farkında değil misin? Doktor meselesi. Aşkım haklısın ama... Haklısın diye geçiştiremezsin bu durumu. Yani o kadar korktuk ki babam sakat mı kalacak, ölecek mi diye. Bir dinlersen. Yani ben de yine öğrendim durumu. Benim bir suçum yok, hatta haberim bile yok. Öyle mi? Hı hı. Sen deyince tahmin ettim durumu. Kurtuluşa da kızdım zaten. Bugün öğrendim yani. Gel bakalım baba ya. Ama yani Kurtuluş'un da Yıldırım babanın da bunu art niyetle yaptığını düşünmüyorum. Nasıl ya? Hepimiz perişan olduk üzüntüden. Tamam, yaptıkları doğru bir şey değil. Ama şöyle düşün. Fena mı oldu? Nasıl yani? Aşkım, babanızın size, sizin de babanıza düşündüğünden daha fazla ihtiyacınız var. Belki Yıldırım baba karşınızda çok güçlü, çok dirayetli gözüküyor olabilir. Ben kızlarımı korurum, kollarım gibi gösteriyor olabilir. Ama aranızda en zayıfınız o. Kızlarına çok ihtiyacı var. Şefkate çok ihtiyacı var. Tabii sizin de onun sevgisine ihtiyacınız var. Senin o kalbinde bıraktığın yer var ya... baban için, o sevgiyi bekleyen, sevgiye hasret kalan yer. Şimdi izin ver, sakin ol. O boşluğu sevgiyle doldur, tamam mı? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Ya Onur, sen bu kadar muhteşem olmak zorunda mısın? Sen bu kadar şahane olmak zorunda mısın? Ben bazen seni hak etmediğimi düşünüyorum. Peki ben? Her gün yeni bir kahramanlık yapmazsam seni hak etmeyeceğimi düşünüyorum. Aslında sen her gün kahramanlık yapıyorsun. Şövalyem benim. Oh, yemin ediyorum bu çocuklar benim üstüme kaldı. Ben bunu tek başıma yapmadım ki. Bana zimmetlendi şu anda bu çocuklar ama. Ya 5 dakika taşı Erol, 5 dakika baba ol yani. Çocukların baba enerjisine ihtiyaçları var. Hani kız biz ataerkil toplum olacaktık. Sen mağarada çocuklara bakarken ben gidip avlanacaktım. Bu nasıl bir cilalı taş devri? Mağara mı? Erol vallahi tekelleği icat ederim. Böyle üstüne doğru yuvarlarım yani. Arkadaşlar, yemekten sonra eşimi bir yerlere götürmek istiyorum ben. Bir sürprizim var buna. O yüzden siz de Emir'le ilgilenebilirseniz... zaten biz uyutup çıkacağız yani. En azından uyandığında haber verirsiniz, tamam? Hiç sorun değil, ilgileniriz yani. Görüyor musun Erol'cığım? Ne kocalar var, karılarına nasıl sürprizler yapıyorlar. Aman ne yapıyor? Romantizma yapıyor. Onu da göstere göstere yapıyor. Kızım bu işler açıktan yapılmaz. Günah olan var, olmayan var. Neyse, ben Emir'i uyutayım o zaman. Allah aşkım. Anne. Gel bakalım. Anneciğim. Allah Allah. Evet anneciğim. Bir yandan da sofrayı kuralım da yemek hazır. Ay vallahi mis gibi kokuyor. Allah Allah. Mutfak robotu gibi çocuk, Süpermen gibi olan, İsviçre çakısı gibi bir birey. Gerçekten helal olsun. Birisi bak bakalım. Nasıl? Kokusundan belli, inanılmaz. Hadi sofraya falan bir yardımcı ol Erol, hadi. Ver bakayım. Al bakalım. Anası. Of, yemin ediyorum kolum çıkmış. Hadi sofrayı hazırla Erol. Ne sofrası? Ben 2 tane çocuk bakıyorum, 2 tane de pantolon dikeyim. Oldu. Haydi Erol. Haydi kızım. Aşkım... nereden aklına geldi buraya gelmek? Dün yıldızları göremiyorum dedin ya. O yüzden getirdim seni buraya. Bir bak bakalım. Bakayım. Of, harika görünüyorlar. Şimdi böyle toplu yıldızlar var orada. Görüyor musun onları? Evet, görüyorum. Şimdi senin baktığın yerde... onların hemen yanında bir tane daha yıldız var. Özel bir yıldız. Evet, gördüm. İşte o yıldız senin. Ya
Lale Sarıhan. Hı hı. İşte o yıldız senin yıldızın. Yıldızın adı Lale mi? Evet. Tamam, senin kadar parlak değil. Senin kadar güzel değil, ışıltılı değil. Ama yine de senin yıldızın. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Beni hep seveceğini söyle yeter. Ne olursa olsun beni sevdiğini. Seni çok seviyorum. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkmalıyım.